Merhaba arkadaşlar. Ben Alper Uludağ. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Ayrıca genel havacılık kitabımızın ünite yazarlarından birisiyim. Genel Havacılık Tarihi isimli ikinci ünitemizin özet tanıtım programı için birlikteyiz. Bu ünitenin sonunda ulaşılması istenen amaçlarımız, motorlu uçuş öncesi ve sonrası öne çıkan isimleri ve yaptıkları çalışmaları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları döneminde genel havacılığı, 1950 yılı sonrasında genel havacılıkta yaşanan dönemleri tanımlamak, açıklamak şeklinde sıralanabilir. Bu kapsamda ünite içeriğimiz giriş, motorlu uçuş öncesi ve sonrası öne çıkan isimler ve yaptıkları çalışmalar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları döneminde genel havacılık ve 1950 yılı sonrasında genel havacılık şeklindeki konu başlıklarından meydana gelmektedir. Tarihin en eski çağlarından beri kuşlar gibi uçabilmek insanoğlunun en büyük hayallerinden biri olmuştur. Bunun içinde uçurtmadan başlayarak balonla ve kanat takarak uçmaya çalışan insanlar tarihte hep yer almıştır. İnsanların bu uçma girişimleri genel havacılığın doğması, gelişmesi ve büyümesinde önemli rol oynamıştır. Bu uçma girişimleri genel havacılık tarihi açısından ilk olarak motorlu uçuşun gerçekleştirilmesinin öncesindeki ve sonrasındaki yapılan çalışmalar şeklinde ikiye ayrılabilir. Bu iki dönemde bazı isimler öne çıkmış ve genel havacılığa teorik tasarım uygulamalar şeklinde farklı katkılar sağlamışlardır. Motorlu uçuş öncesi öne çıkan isimler Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Montgolfier kardeşler ve George Cayley şeklinde sıralanabilir. Bu isimlerden Roger Bacon, Leonardo da Vinci ve George Cayley teorik olarak uçmak ile ilgili çeşitli bilimsel araştırmalar yapmışlar. Montgolfier kardeşler ise 1783 yılında ilk balonla uçuşu gerçekleştirmiştir. Motorlu hava araçlarıyla yapılan çalışmalarda Clement Ader, Samuel Pierpont Langley, Wilbur Wright kardeşler öne çıkan isimlerdendir. Clement Ader ve Samuel Pierpont Langley başarıya çok yaklaşan motorlu uçuş denemeleri gerçekleştirmiştir. Wilbur Wright kardeşler ise motorlu hava araçlarıyla olan başarılı ilk uçuşu 1903 yılında gerçekleştirmiştir. Her iki dünya savaşı sırasında askeri alanlara kaydırılan olağanüstü miktarlarda kaynak, savaş endüstrisi için olağanüstü fırsatlar sunarken, genel havacılığın ihmal edilmesine, gerilemesine ve neredeyse durma noktasına gelmesine sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşı, askeri uçak üretiminde patlamaya ve dolayısıyla havacılığın endüstrileşmesine yol açmıştır. Az sayıda uçak üreticisi, genel havacılığı ihmal ederek potansiyel askeri pazar için yarışa girmişlerdir. Savaş sonrası çok sayıda askeri uçak, pilot yetiştirmek, para karşılığında insanları uçurmak ve akrobatik gösteriler yapmak gibi işlerde kullanılmıştır. Havacılık sektörü 1925 yılına kadar akrobatik hava gösterileri ve resmi posta taşımacılığı sayesinde ayakta kalabilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1929 ekonomik krizinde genel havacılık şirketlerinin çoğu önemli sıkıntılar yaşamışlardır. Ekonomik krizin atlatılmasıyla birlikte genel havacılık yavaş yavaş toparlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında genel havacılık uçaklarının üretimi neredeyse tümüyle durma noktasına gelmiştir. Genel havacılık üreticileri İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası için çeşitli hazırlıklar yapmışlar ve hedefler oluşturmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaş öncesindeki hedefler, beklentiler gerçekleşmese de
Genel havacılık sektörü için memnun edici gelişmeler meydana gelmiş. 1946 yılında rekor düzeyde uçak üretimi ve satışı gerçekleşmiştir. 1947 yılın başlarından itibaren teknoloji, ekonomi ve konfor alanlarındaki yetersizlikler nedeniyle genel havacılık endüstrisi bocalamaya başlamıştır. 1950 yılı sonrasındaki genel havacılık 1950'li yıllar, 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar ve 2000'li yıllar şeklinde alt periyotlara ayrılabilir. 1950'li yıllar genel havacılık uçak üreticileri için öz değerlendirme süreci olmuştur. Büyümenin yolunun iş adamları için sağlam, konforlu, güvenilir, hızlı ve uzun menzilli uçak filoları oluşturmaktan geçtiği anlaşılmıştır. Otopilot ve seyri sefer yardımcıları başta olmak üzere gelişen teknolojinin uçak kullanımını ve seyri seferi kolay ve keyifli bir hale getirmesiyle satışlar yavaş yavaş yükselmiştir. 1960'lı yıllarda yeni teknolojilerle donatılan çok daha güvenli, konforlu ve hızlı olan uçaklar, ticari hava yollarının gitmediği binlerce bölgeye ulaşım için tercih edilen ulaşım aracı olmaya başlamış ve 1960'lı yıllar yükseliş dönemi şeklinde adlandırılmıştır. Genel havacılığın tüm sektörleriyle birlikte 1960'lı yıllarda başlayan yükselişi 1970'li yıllarda da sürmüştür. Uçak ve uçuş sayılarındaki artışa cevap verme açısından Amerika Birleşik Devletleri'nde havaalanlarını ve diğer yer hizmetlerini geliştirmek üzere havaalanları ve hava yolları geliştirme kanunu yürürlüğe konmuştur. 1970 yılında genel havacılık üreticileri ve bazı kullanıcılar GAVA, NBAA ve AOPA gibi birlikler altında örgütlenmişlerdir. 1970'li yılların başlarında büyümeye devam eden genel havacılık ile 1978 yılında genel havacılık uçak üretimi rekor seviyesine ulaşmıştır. 1980'li yıllarda baş gösteren genel ekonomik gerileme, sigorta ücretlerindeki artışlar ve genel havacılık faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar genel havacılık sektörünün gerilemesine yol açmış ve bir daralma dönemi yaşanmıştır. Genel havacılık sektörünün 1980'li yıllarda başlayan düşüşü 1990'ların başlarında da devam etmiştir. 1994 yılında yürürlüğe giren Genel Havacılığı Yeniden Canlandırma Kanunu ile tek motorlu uçak sayısının ve hisseli uçak kullanımının artması ile genel havacılık sektörünün yeniden canlanması ve gelişmesi sağlanmıştır. 11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör saldırıları sonrasında güvenlik gerekçeleriyle genel havacılık faaliyetlerinin kısıtlanması genel havacılık sektöründe bir düşüşe yol açsa da bu yıldan itibaren gerçekleşen politik normalleşme ile birlikte genel havacılık sektörü yeniden yükselişe geçmiştir. 2000'li yıllar gelişen teknolojinin genel havacılık uçaklarına uygulandığı yıllar olmuştur. Bu yıllarda jet motorlu uçak üretimi artmış ve 2009 yılında pistonlu uçak üretimini geçmiştir. İkinci ünitenin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki ünitede dünyada genel havacılık konusunu işleyeceğiz. Üçüncü ünitenin özet tanıtım programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.